Birkaç yıl sonra Amerika'nın da ayakları sallanacak. Ah hoca dedi, sen attın, göreceğiz dedim. Tarih onu hep haklı çıkardı. 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Aydarbaş, herkesin Amerika Birleşik Devletleri ve ABD'yi yıkılmaz kale olarak gördüğü tarihlerde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği yıkılacaktır demişti. Yemin ediyorum Avrupa batacak. Yemin ediyorum Amerika da batacak. Onun gerekçelerini ortaya koyarak yaptığı tespitler bir bir gerçek oluyor. İşte ilk konu Avrupa Birliği. İngiltere'nin ayrılmasıyla büyük bir yara alan Avrupa Birliği için koronavirüs salgını da ağır bir darbe oldu. Salgın sürecinde yalnız bırakıldıklarını düşünen İspanya ve İtalya gibi ülkelerde Avrupa Birliği bayrakları yakıldı. En kısa sürede birlikten çıkma konusu tartışılmaya başlandı. Avrupa Birliği'nin bugün geldiği durumu Profesör Doktor Aydarbaş 14 Aralık 2004 tarihinde şu şekilde anlatmıştı. Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor. Madde 1. Avrupa yeraltı kaynaklarını bitirmiştir. Madde 2. Avrupa'nın nüfusu ihtiyarlamıştır. Madde 3 ki en önemlisi, birliğe geçtikten sonra Avrupa emisyonunu genişletme kabiliyetini kaybetmiştir. Profesör Doktor Aydarbaş bu konuşmasından bir yıl sonra 2005 yılında ise tarihe geçen bu konuşmayı yapmıştı. Görünen şu ki bu uygulamaların hayata geçirildiği Avrupa Birliği daha önce de ifade ettiğimiz gibi müjdeyi vereyim en geç 15 sene içerisinde dağılmaya ekonomik olarak mecburdur. Bu bir kanundur. Avrupa Birliği dağılacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Profesör Doktor Aydarbaş Avrupa Birliği gibi ABD'nin de yıkılacağını defalarca dile getirdi. İşte Haydarbaş'ın 2005 yılında yaptığı bir konuşma. Bugün Türkiye'de hatta dünyada tüketim sınıfı bitmiştir. Kapitalizmin ömrü tıkandı. Avrupa batacak, kimsenin kuşkusu olmasın söylüyorum. Bugüne kadar siyasete girdiğim günden bugüne kadar söylediklerim doğru mu yanlış mı? Yemin ediyorum Avrupa batacak. Yemin ediyorum Amerika da batacak. Bakalım kim kime muhtaç olacak? Hep beraber bunu yaşayacağız, göreceğiz. Hiç kimsenin bunda kuşkusu olmasın. Kaderin hesabı Türkiye'dir. Kader bağımsız Türkiye diyor. Haydarbaş, ABD'nin dünyayı nasıl sömürdüğünü de en çarpıcı şekilde anlatan isim oldu. ABD bütçesi 600 milyar dolar her sene açık veriyor. Gene ayakta. Nasıl bunu karşılıyor? ABD yaptığı ithalatı kendi parasıyla yapıyor. En sonunda bunları izah edeceğim. Kendi parasıyla yaptığı için de dolar dünyanın en güçlü parası, damgasını yemiş. Efendim adam da kağıdını boyuyor, sana para diye veriyor. Neymiş? Dolar aldım diye karşılıksız parayı sana veriyor. Böylece yıllık açığı 600 milyar dolar olmasına rağmen ABD dimdik ayakta duruyor. Tabii böyle hizmetkar devletler olursa, siyasiler olursa olacağı da bu olur. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşü nasıl başladı? Bu sorunun cevabı Profesör Doktor Aydarbaş'ın milli ekonomi modelinin en önemli başlıklarından biri olan milli para ve milli paralarla ticaret projesi. Modeli BRICS ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 4 milyarlık nüfusa sahip bir bölümünde uygulanan Profesör Doktor Aydarbaş, milli para formülüyle dolar hakimiyetine son verdiğini 2015 yılında şu şekilde anlatmıştı. Amerika'nın çöküşünün sırrı Haydar Hoca'da. Nasıl peki bu iş olacak? Bağımsızlığımızı elde edeceğiz. 2. Milli paraları devreye koyacağız. Doları devreden çıkartacağız.